Ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Bu ilçe binasını az önce girip gördüm. Çıtayı da biraz yukarı çektiniz. Çıtayı da biraz yukarı çıkardınız. Bu şu demektir. Artık bundan sonra diğer ilçe binalarımız da en az Çerkezköy'de, Çerkezköy'ünki kadar kullanışlı olacaktır. Çünkü iktidara giden bir partinin aslan yattığı yerden belli olur anlamıyla her yerde gücünü ortaya koyması gerekir. Ama o gücünü ortaya koyan parti de, hele bu partinin adı da Cumhuriyet Halk Partisi ise, öncelikle tabanından, üyelerinden Cumhuriyet'e karşı, bu ülkenin kuruluş felsefesine karşı, özgürlüğüne karşı, demokrasisine karşı sorumluluğunu yerine getirmesi istenir. Ve biz de her birimiz sıfatımız, görevimiz ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partililik kimliğimizle bu sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ama sevgili Çerkezköylüler, değerli arkadaşlar, şunu da söylemek zorundayız. Hayatında bir kuralı var. O kural ne? Sorumlulukla beraber yürüyen bir kural. Sorumluluk istiyorsak tabanımızdan, yetkiyi de vermek zorundayız tabanımıza. İşte o yetki de Tekirdağ için ön seçimdir. O yetki de Tekirdağ için ön seçimdir. Biz üyelerimize yetkiyi vereceğiz. Genel merkezimiz de burada hata yapmayacaktır diye düşünüyorum. Tekirdağ'daki üyelerimize yetkiyi vereceğiz ve o üyelerimizin kullandığı yetkilerin karşısında sonuç ne olursa olsun Tekirdağ'da, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapma sorumluluğunu onlardan isteyeceğiz. Bunun örnekleri var. Bu başarı hikayeleri bizde var. Nerede var? İşte herkesin imkansız gördüğü ama ön seçimle adaylığını belirlemiş Çerkezköy'de bu başarı hikayesi var. Şimdi biz Tekirdağ'da da aynı başarı hikayesini yaratacağız. Hepimiz el birliğiyle yaratacağız. O yüzden ilçe örgütlerimiz üzerlerinde düşen sorumluluğu yerine getirmişler. Bir karar almışlar, il başkanımızla beraber bu kararı gerekli mercilere göndermişler. Ben Tekirdağ'da da Mart sonu itibariyle ön seçim olacağını düşünüyorum. Ve ön seçimde de bütün aday adaylarının yakasında Cumhuriyet Halk Parti rozetiyle, arabasında Cumhuriyet Halk Partisi bayrağıyla, kendinden önce partisini düşünerek çalışma ortaya koyacağını biliyorum. O çalışmalar bize Tekirdağ'da da Türkiye'de de iktidarı getirecektir arkadaşlar. Evet, müzikler başlamış, davullar çalmaya başlamış. Bu müziklerin çok güzellikleri var. Çünkü bu müzikler, bu davullar, bu coşku bize 30 Mart 2014'ü yaşattı. Ben şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Bu örgüt birlik, beraberlik içerisinde olduğu zaman başaramayacağı hiçbir zorluk yoktur. Mucize de gerçekleşir 30 Mart'ta olduğu gibi. Ben tekrar söylüyorum. Israrla söylüyorum. 7 Haziran 2015'te büyük bir mucize gerçekleşecektir. Tekirdağ'da en az 4 milletvekili çıkaracağız. Bundan şüpheniz olmasın. Kısmetse 125 gün sonra 7 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısını bir kere daha kanıtlayacağız. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum. 12 yıldır AKP iktidarı içerisinde görülüyor o ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına şiddetle ihtiyaç var. Bunu ispatlamışlardır kendileri icraatlarıyla ve biz de özlemle, halkımın özlemi bunu ortaya koymuştur değerli arkadaşlarım. Daha önceleri düşünmediğimiz, aklımızdan geçmeyen, değerli arkadaşlarım, biraz dinlerseniz konsantrasyon bozulmasın. Daha önceleri aklımızdan geçmeyen, konuşulması bile bizi inciten olaylara karşı karşıya kalıyoruz. Bunu ısrarla söylüyorum. Ve bir kere daha söyledim. En son bir milletvekilinin, iktidar partisi milletvekilinin 600 yıllık Osmanlı'nın 90 yıllık
reklam arası mesajı beni son derece rahatsız etmiştir. Toplumu rahatsız etmiştir, geleceğimizi rahatsız etmiştir. O nedenle diyorum ki bu ve buna benzer olayların daha yaşanmaması için, Türkiye'de insanların daha mutlu olması için Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına mutlak ihtiyaç vardır. Şimdi değerli arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak 30 Mart 2014'ten bu yana 292 gündür hizmetteyiz. Sayın Vahap Akay da 290 gündür, 294 gündür hizmette. Geldiğimiz nokta, bize güveninizin hiç sarsılmaması gerektiği ve bizim de bundan sonra her gün iftihar edeceğiniz, zaman zaman çok sık bir araya geleceğimiz temel atmalar, bir takım açılışlar, yatırımlarla çok sık bir araya geleceğiz değerli arkadaşlarım. Bunun farkında, bunu AKP iktidarı, AKP'nin yerel yöneticileri bunun farkında. Dün bunun en güzel örneğini, gerçi siyasal bazda Sayın İl Başkanım gereken cevabı verecektir. Tekirdağ'da altyapı yapıyoruz. Tekirdağ'ın belki 50-60 yıllık geleceğe dönük kanalizasyonunu ve arıtma tesisini yapıyoruz. Kredisinde yerel iktidar bulmuş, onu çekemeyip orada yapılan kazılardan dolayı insanın ayağına çamur bulaştı diye kendi ayaklarına naylon poşet geçirip bizi protesto etmek istediler. Ancak 30 kişi orada oldu. Bugün de gereken Zardoz Kongresi'nde AK Parti İl Başkanı'na gereken cevap verdik. Şimdi arkadaşlar, çekindikleri, korktukları şu. Çünkü biliyorlar ki 30 Mart'ta iktidara gelen 12 belediye başkanında mutlaka efsane belediye başkanı olacaklar. Ve gelecek dönemlerde artık bunların söyleyeceği bir hali kalmayacak. Elbette Çerkezköy'de bir daha sel baskını olmayacak. Elbette Çerkezköy'de Sayın Babakay verdiği sözleri yerine getirecek. Ben de sonuna kadar onun destekçisi olacağım. Ben büyükşehir olarak yatırımlarımızı yapacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Ve bize verdiğiniz oyları hak ederek huzurunuza geleceğiz. Daha önceden planlanmış programımdan dolayı yeni ilçe binamızın açılışına katılamıyorum. Hayırlı olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. Tekirdağ Milletvekili Candan Yücel. Çerkezköy hepimizin. Gelin büyüyen Çerkezköy'ü hep birlikte yönetelim. Değişim senin elinde Çerkezköy. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bugünkü bu manzara, bu güzellik, bu birliktelik, bu beraberlik bizi 10 ay önceye götürdü. 10 ay önceye götürdü ve bu heyecanımızı aynı şekilde bugün paylaştığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı heyecanla devam ediyoruz. 10 ay evvel Cumhuriyet Halk Partisi 30 Mart'ta Tekirdağ'da nasıl iktidara geldiyse 7 Haziran'da da aynı şekilde iktidara geleceği inancıyla yolumuzda yürümeye devam ediyoruz. Öncelikle Sayın İl Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, Çerkezköy'ümüze hoş geldiniz diyoruz. Çerkezköy'de 10 aydır belediye hizmetlerimize devam ediyoruz. Tabii Çerkezköy Tekirdağ'ın 11 ilçesinin 3. büyük ilçesi. Yalnız Çerkezköy'de hizmet ederken bazı sıkıntılarla beraber Çerkezköy Belediyesi'ne teslim aldık, hepiniz biliyorsunuz. Tekirdağ'ın 11 ilçesi var ve 10 ilçesinin borcu kadar borçlu bir Çerkezköy Belediyesi teslim aldık. Dolayısıyla maddi anlamdaki güçlüklere rağmen 2014 yıllık 10 aylık dönem Çerkezköy Belediyesi adına hazırlık dönemi oldu. 30 Mart yerel seçimleri öncesinde konuştuklarımız, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Çerkezköy adına koyduğumuz hedeflerin tamamını önümüze kalan süreçte ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok değerli Çerkezköylüler, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, bugün Çerkezköy ilçe binamızın, yeni hizmet binamızın açılışında bir aradayız. Tabii önümüzde 7 Haziran'da 4,5 ay sonra genel seçimler yaklaşıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu önümüzdeki süreçte 7 Haziran'da iktidara geleceğinden hiçbir şüphemiz yok. Ancak önümüzdeki süreçte partimizin bir an evvel Tekirdağ adına ön seçim kararını açıklamasını şiddetle bekliyoruz. Kendim adına Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Çerkezköy'de
örgütün talebiyle ön seçimde çıkmış bir belediye başkanı olarak önümüzdeki genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tekirdağ'da bir kontenjandan daha fazlasına tahammülü olmadığını bir kere daha ısrarla belirtmek istiyorum. Tekirdağ'da fermuar yöntemlerinin bir karşılığı olmadığını, örgütün böyle bir beklentisi olmadığını Çerkezköy'den haykırmak istiyorum. Tekirdağ örgütü 30 Mart'ta 12.00'ı başarmıştır. Tekirdağ örgütü Türkiye'ye örnek olmuştur. Dolayısıyla genel merkezimizin bu bakış açısını görmezden gelmeyeceği ümidiyle önümüzdeki kararlılığını bir an evvel ortaya koymasını talep ettiğimi buradan belirtmek istiyorum. Çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili Çerkezköylüler, ben bir kere daha önümüzdeki genel seçimlerde hep birlikte 30 Mart'ta Çerkezköy örgütü nasıl bir araya geldiyse, nasıl bir araya gelerek sokak sokak 9 ay boyunca mücadele verip 30 Mart'ta başardıysa, önümüzdeki 7 Haziran'daki genel seçimlerinde de aynı birliktelikle, aynı çalışma azmiyle üzerine düşeceğini yapacağından hiç şüphem yoktur. Bugünkü lodos, bugünkü fırtına 7 Haziran'ın habercisidir. Bu lodos Tekirdağ'ın sarayından, Çerkezköy'ünden, Çorlusu'ndan, Süleymanpaşa'sından, Şarköy'ünden çıkacak. Tekirdağ 30 Mart'ta üzerine düşeni yapacak ve Cumhuriyet Halk Partisi genelde de iktidara gelecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, bu heyecanımı, yeniden sizlerle buluşma heyecanını bana kavuşturan çok değerli örgütüme, ilçe başkanlığıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Yeni ilçe başkanlığımızın bize genelde iktidarı getirmesini temenni ederek hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun arkadaşlar. İktidara giden yolda hayırlı olsun Çerkezköy Binamız. Geliyor, banda projesi falan yapıyorsun. Şimdi seni veriyorum, sayına gelin.